Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. İnanılmaz enerjiyim. Neredeyiz arkadaşlar? Kanun değişikliği nasıl yapılırla bir tanışma videosundan sonra seninle temel anayasal kavramlar üzerine gitmiştik. Sonra Osmanlı'dan günümüze anayasal gelişmeleri A'dan Z'ye bitirmiştik. En son 61 Anayasası ile 82 Anayasası'nı anlattık. Onlar da bitti. Kaçıncı videodayız? Hemen şuraya not aldım. 8. video bitmiş. 9. videodayız arkadaşlar. 9. videoda ne yapacağız? Artık 1982 Anayasası'na giriş yapacağız. Bu girizgahı biraz daha farklı yapacağım. Farklı bir bakış açısı kazandıracağım anayasa metnine karşı. Anayasa hukukuna karşı. Böyle kıyıda, köşede kalmış, e e böyle bugüne kadar hiç sorulmamış ama sorulsa binlerce kişi yani sınava girenlerin %95'in ne dökecek soru tipleri üzerinden de biraz gitmeye çalışacağım. Farklı bakış açısı kazandıracağım. Yani temel bildiklerini tamam onlar cebimizde zaten onları öğrenmiştik. Artık bir tık daha öteye götüreceğiz olayı. Farklı bir formatta gideceğiz. Zaten öndeki kitaptan da neler yaptığımı görüyorsundur. Hatta birçok arkadaş şunu diyebilir. Hocam 1982 anesi 7 kısımdan oluşur. Oh neler anlatacaksın şimdi buradan? Hepsini detaylı bir şekilde göreceğim. Çok farklı soru tiplerinden de bahsedeceğim. Sonra e, bu videodan sonra da hatırlıyor musunuz? Temel hak ve ödevlerin sınıflandırılması vardı. Para var mı? Para. Para var mı? Para diyorduk. Çalışacaksın alın teri dökeceksin. Dokunma, dokunma, dokunma diyorduk. Hatırlıyor musunuz bu tarz kodlamaları? İşte o kodlamayı da bundan sonra yapacağım. Ekip arkadaşlarım bu videoda artık getirdiler. Yani çok erken getirdiler. 8 video geçti. İlk defa daha kitabı getirdiler. Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabı arkadaşlar. Ee, altıncı baskıyı yaptı altıncı baskı yaptım ee, yani Söylemeyeceğim sorun etrafınıza öyle temin edebilirsiniz Ama ben kesinlikle hem anayasa hukukundan sonra soru çözmek için buradaki soruları bitirmenizi istiyorum Hem de arkadaşlar idare hukuk kampından sonra bu kitabı bitirmenizi istiyorum Bambaşka bir bakış açısı size kazandıracak Haydi başlayalım çıktım ekrandan hemen döndüm Şimdi arkadaşlar neredeyiz 1982 anayasasına artık metin olarak giriş yapmış oluyoruz Şimdi arkadaşlar devam ediyorum kaldığım yerden 1982 Anayasası 7 kısımdan oluşmaktadır. Hocam 1982 Anayasası kaç maddeden oluşuyordu? 177 maddeden oluşuyor. Hocam 1961 Anayasası kaç maddeden oluşuyor? 157 maddeden oluşuyor. Hocam 1924 Anayasası kaç maddeden oluşuyor? 105 maddeden oluşuyor. Hocam 1921 Anayasası 23 ana metinden ana maddeden oluşuyor. Hocam 1876 Kanunu esası kaç maddeden oluşur? 119 maddeden oluşur. Böyle dip bir bilgi verelim. Böyle bir soru gelir mi? Bence gelmez ama gelirse de çok detay olur. Sadece siz yaparsanız. Peki arkadaşlar şimdi hocam neden burada 1982 Anayasasını ilk giriş olarak 7 kısımdan oluşur diye bir başlık koydun? Şundan dolayı. Arkadaşlar bu bu tabloyu başka bir yerde görür müsünüz zannetmiyorum. Neyse oraları koyduk kenarıya. Şimdi arkadaşlar bir kere ben sizin yani 1982 anayasasını göreceğiz, siyasi partileri göreceğiz, temel hak ve ödevleri göreceğiz, yasamayı göreceğiz, yürütmeyi göreceğiz, yargıyı göreceğiz, anayasa değişikliğinin nasıl yapıldığını göreceğiz. Daha içerisinde birçok şey milletvekili dokunulmazlığı vesaire vesaire birçok şeyi göreceğiz. En başta mesela biraz sonra başlangıç kısımları, biraz sonra anayasanın değiştirilemez maddeleri. Biz hep neyi görüyoruz burada? Yani büyük pencereden bakmıyoruz. Biraz daha detaylara iniyoruz. Biraz daha özelliklere bakıyoruz. Biraz daha işte kim kaç oyla seçilir? Özellikleri nelerdir vesaire? Peki, sınava hazırlayan yetkili makam biraz bakış açısını değiştirse, yukarıdan bir bakış açısı yapsa. Yani sana şöyle bir soru sorsa, dese ki <laughs> dese ki anayasanın değiştirilemez maddeleri anayasanın hangi kısmında düzenlenmektedir dese şıklara da birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım, dördüncü kısım, beş, altı, yedi diye koysa böyle kalırsın. Hocam ben değiştirilemez maddeyi öğrendim. Hangi maddede hangi değiştirilemez madde olduğunu biliyordum ama hangi kısımda düzenlendiğini bilmiyordum. Mesela potansiyel bir sorudur. Peki devam ediyorum. 1982 anayasası kaç kısımdan oluşuyor dese en bariz temel bir bilgidir ama bu kısım bazında bakmayıp madde bazında ve maddenin ayrıntıları olarak çalıştığınızda bu soruda arkadaşlar maalesef sınavda yanlış yapma olasılığınız çok yüksek. 7 kısımdan oluşuyor. Peki <laughs> Biraz daha yukarıya çıkıyorum. Biraz daha yukarıya çıkıyorum. Temel hak ve ödevler. Temel hak ve ödevler anayasanın kaçıncı kısmında düzenlenmiştir? Cumhuriyetin temel organları bana değil. Lütfen şuraya bak. Şuraya şuraya. Şuraya bak. Bak gidiyor geliyor. <laughs> tamam. Yine arkadaşlar Cumhuriyet'in temel organları anayasanın kaçıncı kısmında düzenlenmiş diye bir soru gelse biz Hukuk Öğretim Soru Bankası kitabında bunları yaptık. Görev Kaymakamlık Mevzuat kitabında da bunlara fazlasıyla Vurgulama yaptık. O, o kitapları bitirenler zaten yanlış yapmayacaktır. Şimdi bu videolarla da sen de bunlardan yanlış yapmayacaksın. Peki arkadaşlar, şöyle bir soru gelse, bak harika bir soru olur. Yasama organı, bak türevli sorulara türev e, türevlerini söylüyorum sana, tamam? Yasama organı, Anayasa'nın hangi kısmında, hangi bölümde düzenlenir dese, ve şıklara şöyle dese, cevabımız ne olacak? Üçüncü kısım birinci bölüm dediğinde cevap o olacak. Ama sana sınavda şöyle dese ki 3. kısım 2. bölüm, 3. kısım 3. bölüm, 2. kısım 1. bölüm, 2. kısım 3. bölüm dese kafan karman çorman olur. O yüzden yapman gereken şey şu. Anayasa kaç kısımdan oluşuyor? 7 kısımdan oluşuyor. 7 kısımın 1. kısmında genel esaslar düzenlenmiştir. Anayasanın değiştirilemez maddeleri yer alır. 2. kısımda temel hak ve ödevler düzenlenmiştir. Temel hak ve ödevlerin yine arkadaşlar işte kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar, siyasi haklar. Bunları da bölüm bazında bileceksin. Aman ha aman çok efsane soru yaparlar. Örnek veriyorum. Siyasi hak ve ödevler anayasanın kaçıncı kısmında hangi bölümde düzenlenmiştir?" dese potansiyel bilgi sorusudur. İstediğin kadar ÖSYM'ye bu soru ayrıntı, bu soru hatalı vesaire diye itirazlarda bulun. Hiç fark etmez arkadaşlar. Soru nettir. Tamam. E, siyasi hak ve ödevler anayasanın kaçıncı kısmında düzenlenmişti? İkinci kısmında. Kaçıncı bölümünde? Dördüncü bölümünde. Birinci bölümde arkadaşlar genel esaslardan bahseder. İkinci bölümde kişinin hak ve ödevlerinden bahseder. Üçüncü bölümde sosyal ve ekonomik haklardan bahseder. Dördüncü bölümde siyasi haklardan bahseder diyorum. Bu şekilde bu şekilde çok güzel sorular yapılabilir. Benim favorim ikinci ile 3. kısımdır. Örnek veriyorum son kısım arkadaşlar son hükümler. Anayasanın 7. kısmı. Anayasanın değiştirilmesinin nasıl yapıldığı, halk oylamasına nasıl sunulduğu vesaire. Anayasanın hangi kısmında düzenlenmiştir diye bir soru geldiğinde diyeceksin ki 7. kısımda, 7. E, kısımda düzenlenmiştir diyeceksin. Al sana potansiyel potansiyel bir soru. Tamam? Şöyle ekrana geliyorum. Şöyle yap arkadaşlar. Bir fotoğraf alır mısın? Bunu paylaş. Ben de senden paylaşacağım. Bunu paylaş. Farklı şeyler öğrendiğini gör. Arkadaşlarına da buradan sorular yap. Sorular sen sor. Tamam burayı güzelce bir ezberle. Sen sor. Karşı tarafa sor sor sor. Bilemeyince bu videoyu söyle. O da çalışsın. O da yapsın. Tam o da yapsın, hiç problem değil o da yapsın. Şimdi arkadaşlar geldik anayasanın başlangıç kısmına. Ben sana demiştim ki anayasanın başlangıç kısmı ilk defa hangi anayasada düzenlenmişti? Cevap ver lütfen cevap ver. 1900 1961 harikasın. Devam ediyorum. Sonrasında arkadaşlar 82'de de yer aldı. Hocam başlangıç kısımlarında zaten okursunuz burayı. Direkt anlatacağım olayın temel mantığını anlatacağım sana. Yani bir anayasa metnine aldı alıp baktığında işte bölünmez bir bütün olduğu bütün olduğu, milletlerin eşit haklara sahip olduğu, e, dünya devlet ailelerinin eşit haklara sahip olduğu şerefli bir üyesi olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nde ebedi varlığı, refahı, maddi ve manevi mutluluğu ile çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşma azmi yönündeki e, kararlılığı, hürriyetçi demokrasi anlayışı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı olduğu, ilke ve inkılaplarına bağlı olduğu gibi gibi fikri, inanç ve kararlarıyla anlaşılmak, sözüne ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatla yorumlanıp uygulanmak üzerine arkadaşlar işte yurtta sulh cihanda sulh kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsendiği Türk milleti tarafından demokrasiye ve aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olduğunu yani başlangıç kısmında bu anayasa bu ülkede neler yapıldığını temel bir özeti ön sözü şeklindedir. Tamam ama başlangıç kısmı başlangıç kısmı ile ilgili hocam potansiyel soru nedir bana nereden soru gelir dersen aha bu kutucuktan soru gelecektir. Bak görürsün. Bir kere başlangıçta başlangıç kısmı ile ilgili bilmen gereken ilk defa konulduğu yer neresiydi? 1961 Anayasası. Aynı şekilde geldi 82 Anayasası'nda başlangıç kısımlarından bahsettik. Anayasanın dayanan temel görüşü ve ilkeleri belirten bak anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısımları anayasa metnine dahildir. Tekrarlayalım. Anayasa metnine dahildir peki madde kenar başlıkları sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı gösterir bu başlıklar yani kenar başlıkları anayasa metnine dahil değildir anayasa metninden sayılmaz peki toparlamak gerekirse başlangıç kısmı anayasa metnine dahil mi bak bana bak bana anayasa metnine dahil mi evet dahildir peki kenar başlıklar anayasa metnine dahil midir değildir. Peki, başlangıç kısmı ilk defa hangi anayasada karşımıza gelmiştir? 1961. Sonra nerede geldi? 82'de. Peki başlangıç kısmı değiştirilebilir mi? Cevap ver bana. Değiştirilebilir mi? Tabi değiştirebilir. Niye değiştirilmesin? Anayasanın değiştirilemez maddeleri içerisinde biraz önce saymayacağım. Zaten bak geleceğe yönelik konuşuyorum. Anayasanın değiştirilemez maddeleri başlığı adı altında mı yer alıyor başlangıç kısmı? Hayır. Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri başlangıç kısmında belirtilmiştir. Anayasa metnine dahildir değiştirilebilir mi? Elbette ki değiştirilebilir. İlk defa 1961 Anayasasına geldi. 82'de daha sonra tekrar 82'de tekrarlanmış oldu. Geldi. Kenar başlıklar anayasa metnine dahil mi? Değil. Bu kadar basit. Buradan gelecek soruyu yapmazsan var ya Yapmazsan sana acayip sinirlenirim. Bak şu an ışık bana vuruyor, püfür püfür vuruyor böyle. bak Tamam terlemişim. Sen benim mavi ışığımsın karşıda. Senle ben varız. Çok emek veriyorsun farkındayım ama e, doğru yerden doğru kaynaklarla yol aldığının gönül rahatlığı sen de olsun. Hedefe gidene kadar senin başındayım. Dıt 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 o başın etini yiyeceğim. Çalışacaksın çalışmak zorundasın. Videoların nasıl süresinin ilerlediğini de anlamayacaksın. Ama hedefe ulaştığında ne diyeceksin biliyor musun? Değdi be. Çocukla, eşle, aileyle, kötü kötü kulağa tırmalayan olumsuzluklara rağmen çalıştım, çalıştım, emek verdim. Hocam seninle yol aldım, değdi. O yemeği ısmarladığında tamam mı ailecek o yemeği yiyeceğiz tamam mı üstüne tatlısını çayını da içeceğiz diyeceksin ki hocam çok emek verdim hakime hanım oldum hakim bey oldum kaymakam hanım oldum kaymakam bey oldum işte hangi sınav onu oldum diyeceksin. Buna canı gönülden inanılmaz yani senden daha çok sana güveniyorum. Sen de kendine güven. Hadi gel. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Genel esaslar. Genel esaslar nerede düzenlenirdi? Birinci kısımda düzenlenirdi. Yani ben başlangıçta sana şurayı verdim ya ilerlerken de sen nerede olduğunu göreceksin. Yani yasama bölümüne geldiğimde sen artık üçüncü kısımda olduğunda göreceksin. Dikkat edersen kitap hep ne böyle kısım şeklinde ayrıldı. İşte o kısım benim kafama göre ayırdığım bir kısım değil. Anayasa metni kendi içerisinde kısımlara ayırdı. Tamam. Peki. Genel esaslar devletin şekli madde 1'de arkadaşlar Türkiye devleti bir cumhuriyettir der. Türkiye e, cumhuriyet ifadesi ilk defa 1921 teşkilat Esası'da hükümet şekli sistemi olarak ele alınmıştır. 24'te anayasa 24 anayasasıyla birlikte arkadaşlar hem bir devlet sistemi olmuş hem de değiştirilemez madde olarak yerini almıştır diyoruz. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Değiştirilebilir mi bu madde? Kesinlikle değiştirilemez. Anayasa, anayasa Anayasanın birinci maddesi. Peki ikinci madde, ikinci değiştirilemez madde arkadaşlar. Cumhuriyetin niteliklerinden bahsediyor. Toplum, Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı. 1961 Anayasası insan haklarına neydi? Neydi sen söyle. Ben söylemeyeceğim ya sen söyle. Harikasın dayalı. Burada ise arkadaşlar saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı. Başlangıçtaki temel ilkelere dayanan, başlangıçtaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bak burayı biraz açıyorum. Bak dikkat. Sosyal devlet, mali kaynaklarınca vatandaşlar arasındaki eşitliği sağlama çabası, ücretsiz sağlık hizmeti, ücretsiz eğitim hizmeti, yakacağı olmayana yakacak desteği, elbisesi olmayana elbise desteği vesaire vesaire. Sosyal devlet, sosyal devlet, sosyal devlet laik devlet, demokratik devlet, Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet, insan haklarına saygılı devlet. Ama bunların hepsinin şekli neyle olur? Hukuklu olur. Yani sen bir sosyal devletsen hukuka göre, hukuk çerçevesinde bir sosyal devletsin. Sen bir demokratik devletsen, sen bir Atatürk milliyetine bağlı devletsen hepsinin neticesi neye göre olacak arkadaşlar? Hukuka göre olacak. Hukuka göre olacak. Hukuka göre olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Var mı bir sıkıntı? Yani burada demokratik hukuk laik ve laik bir e, sosyal devlettir demiyor. Burada en sona hukuk getirmesinin temel yorumu bu. Sen e, bu cumhuriyetin niteliklerinde her hangi niteliğe sahipsen, hepsini hangi çerçevede sahipsin hukuk çerçevesine sahipsin. Hukukun üstünlüğüne de burada ayrıca vurgu yapıldığı yorumu yapılabilir. Peki geldik anayasanın 3. değiştirilemez maddesine. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli başlığı ve başkenti. Türkiye devleti ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bak, bölünmez bir bütündür derken neyi burada bahsediyor? Neyi? Üniter yapılı bir devlet olduğuna vurgu yapıyor. Üniter yapılı kelimesi kelimesi 3. maddede birebir olmasa bile bölünme ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün vurgusu yapılarak aslında neye vurgu yapılmış oluyor arkadaşlar üniter yapılı bir devlet olduğuna vurgu yapılmış oluyor Peki devam ediyorum. Dili Türkçedir. Bayrağının şekli kanunda belirtilen beyaz al yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Özellikle kaymakamlık sınavına hazırlanan öğrencilere bir vurgu yapıyorum öğrencilerimize bayrağın şekli kanda belirtilen beyaz al yıldız, ay yıldızlı al bayraktır ifadesi ve bu bayrak kanunu bir de bayrak yönetmeliği var. Onun arkadaşlar eğer elinizde görev kaymakamlık kitabı varsa orada İnce ince dokudum, ince ince oralardan yapılabilecek soruları hazırladım, koydum. Tamam, mutlaka e, görev kaymakamlık kitabındaki bu mevzuatı okuyun. Soru potansiyeli gelecek yerlere zaten renkli renkli kutucuklar halinde yaptım. Göre e, Kaymakamlığa hazırlanıyorsan bak, payeme ve misyon koruma sınavına hazırlanıyorsan zaten bu soruları yaptık biz, sınavlarda da çıktı buna benzer sorular. Tamam. Çıktığından dolayı gelebilecek potansiyeli var kaymakamlıkta da. Tamam. Bir mevzuat olarak hem payına e koymuştuk. Misyon koruma sınavlarında arkadaşlar bu tarzda sorular geldi. Kaymakamlıkta da gelebilir düşüncesiyle. Düşüncesiyle. Nereye koyduk arkadaşlar? Görev kaymakamlık mevzuat kitabının içerisine de koyduk mutlaka oku. Peki değiştirilemeyecek hükümler. Anayasanın birinci maddesi devletin şeklinin cumhuriyet olduğu. ikinci maddesi cumhuriyetin nitelikleri. Üçüncü maddesindeki hükümler bayrağı, dilim, marşı, başkenti bölünmez bir bütün olduğu değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Anlaşıldı mı? Dördüncü madde ilk üç maddeyi koruyor. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem buraya kadar? Yok. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. Devletin temel amaç ve görevleri. Devletin temel amaç ve görevleri. Başlayalım arkadaşlar. Madde 5'te düzenliyor bunu. Türk, e, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini ve cumhuriyetin ve demokrasiyi korumak, kişilerin toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devletini, atalet ilkesine bağdaşmayacak suretle sınırlayan siyasal ve ekonomik, sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığını gelişmesi için gerekli şartlara hazırlamaya çalışmaktır devletin temel amaç ve görevi. Aşağıdaki devletin temel amaç ve görevlerinden biri de değildir şeklinde soru gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Altıncı madde arkadaşlar şunu diyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani biz egemenliğin kaynağını ne görüyoruz arkadaşlar? Millet görüyoruz. Millet. Tamam. Egemenliğin kaynağı neymiş? Kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle yürütür. Yani yasama organı eliyle yürütür. Yani yürütme organı eliyle yürütür. Yani hukuk düzenini bağımsız ve tarafsız yargı mahkemeleri aracılığıyla yürütür. Yargı organı aracılığıyla yürütür. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye veya zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Egemenliğin kaynağı halktır, vatandaştır, oy kullanır, oyla gelir seni yönetenler, oyla gider. İşte bunun dayanana biz ne diyoruz arkadaşlar? Demokrasi diyoruz, demokrasi. Peki hiç ki, hiçbir kimseye veya organın kaynağına anayasadan almayan bir devlet yetkisi verilemez. Hiç kim, hiçbir kimse veya organ organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi verilemez. Her şeyin bir dayanağı vardır. Her şeyin bir kanun maddesi, anayasa maddesi, kanun maddesinin de dayandığı bir anayasa maddesi vardır diyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız şartsız millete ait olduğunu vurgulayan ve bu maddenin en devrimci madde olma özelliği taşıyan ilk anayasa arkadaşlar 1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasiyedir. Peki yasama yetkisi nerede düzenleniyor? Madde 7'de düzenleniyor arkadaşlar. Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Bu yetki devredilemez. Şimdi burada küçük bir vurgu yapmak istiyorum. Anayasanın değiştirilemez maddelerine baktığımızda 1, 2, 3 ve 4. maddede de bu maddelerin değiştirilemeyecek olduğuna vurgu yaparken burada geldiğimiz arkadaşlar yasama yetkisinin dayanağı yani Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir bu yetki diye madde 7 madde 7 arkadaşlar değiştirilebilir mi? Elbette ki değiştirilebilir. Yani kafanıza şöyle yorumlama yorumlamayın. Hayır kesinlikle değiştirilemez. Hayır değiştirilebilir. ]bilir. Tamam? Değiştirilebilir. Değiştirilemeyecek olan şey ilk 3 madde. Tamam? Peki, devam ediyorum. Yürütme yetkisi ve görevi. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkan tarafından anayasa'ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. 2017 değişikliği ile beraber yürütme yetkisi dualist yapıdan monist bir yapıya dönüşmüştür. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu sistemi varken çifti dualist artık Cumhurbaşkanı tektir yürütmede arkadaşlar. Tek kanatlı monist bir yapıya dönüşmüştür diyorum. Yargı yetkisi, yargı yetkisi madde 9'da düzenleniyor. 7'de yasama, e, yasama yetkisinin kime verildiği, yürütme yetkisi arkadaşlar. Madde 8'de yargı yetkisi arkadaşlar madde 9'da belirtiliyor. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız dikkat ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. 2017 anayasa değişikliği ile birlikte tarafsızlık ifadesi de gelmiştir diyoruz. Şimdi arkadaşlar patron arıyor. Benim İçişleri Bakanım. Hemen açıyorum. Aynı zamanda videoda olduğumu da belirtmek için konuşmaya devam ediyorum. Buyurun Sayın İçişleri Bakanım. Anlaşıldı. Bak yine en son sözü ben söyledim. Anlaşıldı dedim. Kapatıyorum. Bizim evde öyle. En son sözü ben söylüyorum. Her zaman. Her zaman ben söylüyorum. Anlaşıldı. Tamam. Yapıyoruz. Peki arkadaşlar. Devam ediyorum. 22 dakika olmuş. Zaman nasıl geçti anlamadım. Haydi bakalım. Burada küçük bir ara veriyorum. Ekrana geldim. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Nasıl telefon çalınca dakikaya bakıp hemen ara veriyorum. Hemen aramam gerekiyor ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş olun, hoşça kalın. Her neredeyseniz size selam olsun. Efsane videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz.